Bu bir savaş. Onlar bizim evlerimizi vuruyor. Onlar yetimhaneleri vuruyor. Onlar çocukların kaldıkları yurtları vuruyor. Daha ne diyebiliriz ki? Ve şunu hiç kimse unutmasın. Özellikle burada bulunan Türk vatandaşları da unutmasınlar. Şu an Ukrayna'da, Odessa'da, Kiev'de, Harkiv'de, diğer yerlerde, Lviv'de bir sürü Türk öğrenciler var. Ve onlar bizim halkımızla beraber şu an sığınaklarda. Onların da can güvenlikleri yoktur. Susan da suçludur. Öldürülen çocukları görmüyorsanız, bakmak istemiyorsanız, aman ben televizyonu kapatayım diyorsanız, bu olay televizyonu kapatmakla bitmiyor. Onlar var, devam ediyor. Ve benim bugün gördüğüm bir resim var. Hastanede öldürülen küçük onkoloji hasta bir çocuğun cesedini gördüm ben. Üstünü kartonla kapattılar. Daha kaçı ölecek? Daha kaçı ölecek? Şu an bizim çocuklarımız ölüyor. Yarın bir gün daha kimin çocukları ölecek? Lütfen bütün dünya susmasın. NATO gökyüzünü kapatsın. Bizim şu an yukarıdan bizi bombalıyorlar. Ülkemizi yukarıdan bombalıyorlar lütfen. Onu kapatın. Bizim topraklarımızı gitsin ülkemizden. İnsanlar ölüyor, çocuklar ölüyor. Herkes ağlıyor. Yeter artık. Barış istiyoruz. NATO handle the sky of Ukraine. Biz istemiyoruz Putin'i. Biz ayrı ülke, biz ayrı bir vatandaşlar. O bizim toprak. Onlar bizim toprağa gelmişler. Gitsinler. Her gün ölüyorlar bizim çocuklar, bizim erkekler, kadınlar, benim babam, arkadaşlar yer altında saklanmalıyım. Onlar yarın işe gitmeyecekler, normal hayat yaşamayacaklar. Onlardan dolayı bu insanlar değil. Ve ben söylemek istiyorum, NATO bizi duysun, bizim ülkemi kapatsın, bizim gökyüzümü kapatsın. Ve lütfen bir daha hiçbir gemi gelmesin Bosforus'tan Siyah Deniz'e, Karadeniz'e gitmesin ve orada Rus bu gemilerden her gün roket atıyor. Bugün sabah benim şehire bile ulaştı, Kiev'e ulaşıyor, Sumy'e ulaşıyor, her yere ulaşıyor. Odessa bombalanıyor, artık dayanamıyoruz gerçekten. Uyanamıyoruz, hayat devam edemiyor bizim. Bir 5 gün önce bir yok ettiler. Sessiz kalmayın lütfen, Ukrayna düşerse sırada kim, düşünün. Ben bu savaş hiç anlamıyorum açıkçası. Çünkü artık 8 sene Putin bizim ülkemizi saldırıyor. Yani önce gizlice saldırıyordu, şimdi artık 4 gün açıkçası saldırdı. Biz bu savaşı başlatmadık. Bu savaşı Rusya başlattı, Putin Bey başlattı. Biz savaş karşı değiliz. Biz barış istiyoruz. Bizim ailelerimiz, arkadaşlarımız orada. Benim annem de orada kaldı. Tek başına kaldı. Çok acıyorum. Biz mutlaka barış istiyoruz. Ben tek cümle söylemek istiyorum. Hepsini özetleyecek. Kahrolsun emperyalizm. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Savaş insanlığı yok etme. Bu bir emperyalizme karşı insanlığın savaşıdır. Ukrayna'nın, Kırım'ın ve dünyada zulüm gören bütün ulusların yanında olacağız. Orada öldürülen bebekler için buraya gelmeleri gerekiyor. Çünkü ortada işlenen şey insanlık suçu. Yes, yes, I'm from Ukraine and right now there is the war in my country. And a lot of people die, and our families are not safe. Our Ukrainian cities are being bombarded, and we really want this war to stop. Yani hiçbir yerinde savaş istemiyoruz. Hiçbir yerinde. Putin, terörist, Putin, terörist, Putin, terörist, Putin, terörist. Bugün 4. gün. Devamlı Kırım'dan tanklar geçiyor, köprüden durmadan. Putin diyor ki anlaşmak, konuşmak hazırım ama hepsi yalan çünkü tankları devam sokuyor Ukrayna'ya. Video var bizim balkonlardan, her sondan. Durmadan tanklar Ukrayna'ya geliyor ama tabii ki karşılığı veriyoruz, beklemeden değil. Teşekkür ediyoruz Bayraktar. İnanılmaz bir başarılı bir
алет, яйне. По-нашому поскажу, Путіна треба пиздити і дуже жорстко пиздити. Ну, бо через оце, бо все, бо то, що він зробив і там, і тут, і по Європі, бо цілі. Гандон, бля. Путін хуйло. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Буся ваш бітсін. Ви бурада, рус, ви білорус. Vatan daşlara da seslenmek istiyorum. Susmayın. Siz susunca bizim ailemiz ölüyor. Susmayın, çıkın, korkmayın. Çünkü biz bunu size affetmeyiz. Korkak ülkeleri, korkak. Bütün dünya kalkıyor. Bütün Ukrayna vatandaşlar korkmuyor. Ama siz korkaksınız. Bilin bunu. Bununla uyursunuz. Şu an iyi Rus, kötü Rus yok. Çünkü kötü Rus bizi öldürürken iyi Rus bunu izliyor. O yüzden çıkın ve seslenin. Ayrıca Rusların canı yanmadığı sürece, tabutlarda oğulları almadıkları sürece bunlar hiçbir şey anlamazlar. So we're standing here to ask for as much help as possible for Ukraine because our land is taken by Russian forces in my province. They're killing people, they're killing children, just civilians trying to leave the city. They're shooting cars. They're not looking who is in those cars and they're just killing. It's terrible to see how our cities are destroyed. It's how people are dying and every help that any help that can be sent to us will be appreciated. We're very grateful to Turkey for the straits, for the closure of the straits. We're very grateful to every country that helps us so far. We see that we're not alone, but we will stand here until Russian forces leave, and that includes 100% of our territory. That includes Donbass as well. Ben Kırım'dan, Kırım Türklerinden ve Ukrayna'yı çok seviyorum. Savaşa karşıyım. İstiyorum ki her ülke özgür olsun, savaş hiç olmasın bu dünyada. Ukrayna'da bütün bizim aile var. Biz bu için hiçbir şey yapamıyoruz, çok merak ediyoruz, çok stresteyiz. Putin'e nefret ediyorum. İnşallah dünya bunu görüyor. Ve inşallah bizim herkes yardım eder. Bu kadar, kusura bakma. Ali için çok merak ediyorum. Allah yardım etsin. Türkler lütfen bize geçmiş olsun demeyin. Bize yardımcı olun. Biz taraf seçmek istemiyoruz demeyin lütfen. Çünkü bunu yaparak siz Putin'e destek veriyorsunuz. Русские, пожалуйста, остановите вашего, остановите вашего тирана, остановите. Этот демон хочет крови, вот этот демон хочет вашей и нашей крови. Гибнут безневинные люди. Мы будем отстаивать свои дома, мы будем защищать наши семьи, мы будем защищать наши судьбы. Мы не дадим, мы не сдадимся, на что рассчитывает этот дьявол. Остановите вашего демона, остановите его. Мы, женщины, дети, инвалиды-колясочники, мы все выйдем защищать нашу родину. У вас нет никаких шансов. Матери, не пускайте своих сыновей на учения. Остановите эту войну. Ukrayna ordusu tekeller çok sandığa yüzlerce seslenip yere gömdü. Dün akşam hazır ol, yere adım attı. Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Понад усе! Понад усе! Понад усе!
üzgünüm. Benim ailem Harkov'da kaldı, babam kaldı, anne kaldı. Her gün onlara mesaj yazıyorum. Onlar çok korkuyorlar, ben de korkuyorum. İnşallah her şey yolunda olur. Türkçe biliyor musunuz? Yok. You speak English? Oh, Ukraina. Ukraina, yes. А что говорить? Ну что ты об этой ситуации? Мы хотим остановить войну, мы против войны, против путинского нападения на мирные жители, против бомбежки нашего населения. Мы хотим остановить войну и выражаем свой протест. Все. Все. Украина. Мы хотим, чтобы Путин уехал с Украины, оставил нас в покое. Оставил наших мирных жителей в покое, чтобы не бомбил наши города, не убивал наших людей. Чтобы забрал свои танки, да, и ушел с Украины. НАТО, плов, зе скай! НАТО, плов, зе скай! НАТО, плов, зе скай!